6. bölüm. Beyin epifizi, doşmista, sonuç fikse. Soronara'da bulunan her yeni madde için yeni bir insan konseye katılırdı. Başkan YS, FZ'nin öğrencisi olarak hepsinden sorumlu kabul edilir. XX ise maddelerin konuşabildiğini keşfetmiş olmasından dolayı bulunmuş olan ilk maddenin koruyucusu olarak bilinirdi. Bulunan en sonuncu madde 11. maddeydi. Ve çok büyük ihtimalle de bunun sorumluluğu TY'ye verilecekti. En azından beklentiler bu yöndeydi. Eğer böyle olursa bir X'e sahip olmayan ilk sorumlu TY olacaktı. Ancak gündüz yaşananlardan sonra konseyin fikri değişebilirdi. Konseyde XX'den başka 2 XX daha vardı. 2 XM, 1 MX, 3 XP... ve bir de XN ile birlikte toplam 10 kadın konseyi oluşturuyorlardı. Onların kadın olduğu bilgisi de yine FZ'nin öğretilerine dayanıyordu. Konseye X sahibi olmayan bir insanın katılmasını da çok arzulamamakla birlikte, TY'nin yetenekleri göz önüne alınınca çok da reddedemiyorlardı. Üstelik FZ ve YS'de de X yoktu zaten. Ama diğer yandan YS'nin de maddelerden konuşma çıkartmak veya yorumlamak gibi yeteneği olmadığını herkes bilirdi. Artık FZ de yoktu. Kimsenin anlam veremediği bir şekilde toprak olmayı tercih etmişti. Zaten toprak olmak da ne demekti? Bazı konsey üyelerinin aklında YS'nin kelimelerin anlamlarını bilerek ya da bilmeyerek yanlış aktardığına dair şüpheler yok değildi. Ancak her şeye rağmen kelimelere anlam vermek onunla başladığı için eleştirilerini ancak belli bir noktaya kadar tartışabiliyorlar, sonra da susmak zorunda kalıyorlardı. Konsey çok akıllıydı. Bilmediklerini iyi biliyorlardı. Konuşmaya MX başladı. Bu büyük bir facia. Evet, yeni bir kelimemiz var ama ışık yok, sonuç ses sorunsalı artık insanlar tarafından doğru kabul ediliyor. Bu kontrolsüz çıkarım kesinlikle kötü sonuçlar doğuracaktır anlamına gelen 7 kelime telaffuz etti. Ve ekledi. Yalan! Bu mecburen anlamına geliyordu. Katılıyorum, dedi YS. Ama artık matematiğimiz var, bu önemli değil mi? XX'in ortaya attığı bir kelime vardı, neydi o? Diye sordu eflatun renkli XX. Zaman, dedi XX. Sanırım TY'nin bunu bize göstermesi mümkün, öyle değil mi TY? TY cevap verdi. Anlamıştım ama bir daha anlayabileceğimi ve de gösterebileceğimi sanmıyorum. Sanıyorum bu kelimenin en önemli sorunu bu. Anlıyorsunuz ama göstermeye çalıştığınız anda anlam değişiyor. Çok sorunlu bir kelime. Sen de değiş o zaman, dedi MX. Onu da denedim. O zaman da anlamadığım bir anlam haline dönüşüyor. İşte bu yüzden benim için tamamen anlamsız bir kelime şu an, diye yanıtladı T'ye. MX'in zaman kelimesine göz koyduğu ve onu anlamak için uğraşacağı çok belliydi. Aslında konseyin büyük çoğunluğu TY'nin matematiği yerine XX'in zamanını tercih etme eğilimindeydi. YS söz aldı. Işık yok sonuç ses sorunsalı bence de başımıza büyük sorunlar açabilir. Ama matematik konusunda ben mutluyum. Ama yine de TY bu sorunsalı açıklığa kavuşturmalı, yapamazsa da hatalı olduğunu tüm insanlara ilan etmelidir. O zamana kadar TY'ye 11. maddenin sorumluluğunun verilmemesini öneriyorum. XX'in de TY'nin yanında olmasından dolayı onun da görevi belirli bir süre askıya alınmalıdır. Anlamına gelen 17 kelimelik uzun bir konuşma yaptı. Konseyden onaylayan bir uğultu yükseldi. TY'nin de XX'in de renkleri solmuştu. Esen soğuk rüzgardan da faydalanarak hızlı bir şekilde yükselip gözden kayboldular. MX son sözü söyledi. Beyin epifizi doşmista sonuç fikse bile tartışılabilmelidir, diyerek sözlerine başladı. Gerçeğe ancak böyle ulaşabiliriz anlamına gelen 8 kelimesi gecenin son sözleriydi. Böylelikle konsey üyeleri kendi bölgelerine çekildiler ve Soronaro gecenin sessizliğine gömüldü. Ertesi gün maddeler yine günlük olağan konuşmalarına devam edeceklerdi.